İşte geldik patron, burası mı? Patron, sen bu köyü ele geçirebileceğine emin misin? Tabii ki de eminim. Bütün planı hazırladın ama Mahmut, buraya niye kırmızı halı sermiyorsunuz patronunuza? Ne? Patron, kırmızı halı falan. Ben kendini iyice patron sanıyorum ba. Ne? Mahmut, ben patron değil miyim la? Niye kırmızı halı diyor patron, senin de isteğin bitmiyor ama. Ne? Mahmut, sen ne biçim konuşuyorsun la? Yok yani patron, senin amacın ne? Bir amacın var mı senin? Ne? Mahmut, bunlar sayesinde köy ele geçirecek işte la. Patron çıldırmış Mahmut, çaktırma. Mahmut, bu patron amma keriz adam la. Ben bu patronum var ya Mahmut, kafasın. İşte böyle Mahmut. Ben öncelikle kırmızı halı isterim. Benim fikirlerim de sorgulanmaz. Ben patronunuz değil miyim Mahmut? Vallahi sen iyice havalara girdin şimdi patron falan. Halı falan da seremek bir. Bunlarla da sen köyü ele geçiremen. Obsidyenlerle evlerin etrafını kapatacağız. Bütün köyü küçük bir hapishaneye çevireceğiz. Patron, bu plan hiç güzel değilmiş bak. Gel hadi biz gidelim, evimize gidelim de. Mahmut, işte bunlar o kadar getirdin buraya. Bunlar sadece ele geçirebiliriz Mahmut, ne olur. Bak şimdi kafasını kıracağım kerata gibiydi seni. Sözümü dinlesen gel. Ben patron değil miyim Mahmut? Sen bu fikri tuvaletini yaparken mi buldun? Ben onu merak ediyorum. Yok arkadaş, sözümü dinlemiyor bu. Patron ne oldu? Mahmut, sözümü dinlemiyordunuz benim. Dinlemiyor mu, niyeymiş? İstediğim hiçbir şey olmuyor. Patron, çocuk gibi ağırlıyorsun lan, rezil olacağız ya. Birileri var mı? Ya hiçbir dediğimi yapmıyorsun. Kırmızı halı sermiyorsun. Bak o yüzden silahları getir dedim, getirmiyorsun. Patron tamam, yeter ki ağlama. Ben halıyı falan hallediyorum, böyle bak. Yalan diyorsun, yapmayacaksın işte. Patron yapıyorum işte. Al sana kırmızı halı. Burada yürü, silahları da getiriyorum. Bekle orada şimdi. Açalım şurayı. Burada işte patron, hepsini de getirdim. Ağlama artık. Al bütün silahları. Kimi vurmak istiyorsan da vur. Görmez olaydım da bebek gibi ağladık ocağda. Bak beni uyandırdınız. Ben size demedim mi? Ben uyurken kapımı çalıp beni uyandırmayın diye. İşlerini bitireceğim bunların şimdi. Bak hala çalıyor la. Oraya gelirsem işinizi bitiririm. Bak hamburgeri sonra satarım. Sabahın köründe kahvaltı yapın önce. Size çalmayın demiyor muyum? Kim o? İçeride kim var? Ben mafya. Sesinde nasıl yapıyor? Gördünüz o köylünün sesi. Ha geride bak, ne mafyası, gelirsem kafanı kıracağım şimdi. Ben mafya, aç şu kapıyı. Bak beni amma güldüreceksin kimdi la? Kendimi tutamayacağım, kakayı patlatacağım böyle. Vallahi ne komik köylüymüş, diyor ki ben diyor mafyayım diyor. Bir kere bizim köyde mafyanın ne işi olur? Ne zaman mafya gelmiştir ki? Öyle şakalar nereden aklına geliyor bunların? Açalım. Yarım saattir niye açmıyorsun kapıyı? İyi de sen... Gerçekten mafyasın. Ben %100 organik bir mafyayım. O elindeki ne? Hiç sorma. Bizi patron işleri saçma sapan 3 kamyon obsidyen taşıttı bizi buraya. Peki o obsidyenle ne yapacaksın ki? Seni eve hapsedeceğim. Onu nasıl yapacaksın? Açsana, ne yaptın da? Bundan kaçacağım. Şurayı da kapatalım. Niye yapıyorsun bunu? Bakın kapatıyor her tarafı. Orayı yapma lan. Olamaz. Ama bu plan bayağı iyiymiş. Bak şimdi bana da mantıklı ki patrona o kadar boşa laf yaptık. Ana izin verseniz eşyalarımı alıp bu köyden gitsem olur mu? Olmaz da daha karpuz keseceğim. Ne? Vurmasan acıdı la patron. Evimin her tarafını kapatmadan önce şuradan çıkarım ben de rahatça. Olamaz, burayı da kapatmışlar. Bu evi de bütün evleri de hapishaneye çevirin çabuk. Patron 2 dakikadır yapıyor işte la. Mahmut yapın işte, ben de onu söylüyorum. Bu da iyice kendini patron sandı. Mahmut duyuyorum la. Patron duyarsan duy, bak senin yüzünden yoruluyor böyle şey. Ama Mahmut maaşınızı da veriyor. Vallahi maaşla çalışılacak iş değil bu. Evi hapishaneye çevirdik patron. Devam edin, bütün köyü hapishaneye çevirin. Böylece köyü rahatça ele geçirebileceğim. Alım şunu. Yanlış kişiye bulaştınız. İşinizi bitireceğim. Bakalım. Alım şunu da kıralım. Şimdi kurtuldum işte. Kimse de yoksa buradan rahatça çıkabilirim. Çok da güzel olur. Açalım şurayı da. İşte bu, kurtuluyorum. Yaşasın. O ne lan? Kim var orada? Hem beni niye hapse atıyorsunuz ki? Ben suç falan da işlemedim. Kazmam kırılacak işte. Dursanız artık. Aşağıya inmeye başlıyorum. Gidelim. Olamaz, bir saniye. Evimin altını da kapatmışlar. Şuradan inersem olabilir. Evimin altını tamamen obsidyen ve demirle doldurmuşlar. Patron, tuvalet için bu evin çatısı uygun.
Tamam Mahmut, orada yapın tuvaletinizi o zaman. Olmuyor, bir türlü çıkamıyorum, o ne? İçeride birisi varmış. Ben varım, ne oldu ki? Biz bu evin içerisini tuvalet olarak kullanacağız. Tuvalet mi, şaka yapma la. Az kenara kay, çok tuvaletim geldi. Sakın öyle bir şey yapmayın, işinizi bitireceğim sizi. Işıkları kim söndürdü? Ne oluyor? Görüyor musunuz? Kötü kötü kokmaya başladı. Yapma dedim sana. Aa, tam kafadan vurmuştum la. Neredesin, göremiyorum seni. Ne oluyor? Görmeye başladım. Işıkları açtınız mı? Bu ne la? Olamaz. Ama ben sana altından çekil demedim mi? Olamaz. İşinizi bitireceğim hepinizin de. Allah'ım, daha başka başıma ne gelebilir? Olamaz. Durmadan tuvaletlerini yapıyorlar. Evimin içi tamamen dolacak. Şu hale bakın, ortalığın haline bakın. Elbet uykunuz gelecek, uyuyacaksınız. O zaman buradan çıkmayacak mıyım ben? Bu ne? Profesör. Profesör, buradayım. Kimse var. Senin orada ne için var? Profesör, canım sıkıldı öylesine, takılıyorum. Suçlar köyü ele geçiriyor, görmüyor musun? Profesör, adamlar dışarıda olabilir, dikkatli ol bak. Merak etme, evden kurtuldum. Sana başka bir şey vereceğim. Ne? Profesör... Ayıp oluyor la. Sana yeni yaptığım küçültücü iksirleri vereceğim. Ne? Küçültücü de... Bunlar sayesinde buradan rahatça çıkabileceksin. Bu mu profesör? Yaptığım müthiş icat bu mu? Bu işe yarar mı hiç? Ben sana... Küçük pencereden rahatça çıkabilirim böylece. Sen hemen gidip bir yere saklan, seni bulurlar sonra. Baksana etrafta kimse yok. Olsaydı... Şey, bir saniye beyefendi. Bu kim? Ne yapıyordunuz burada? Abi vallahi tanımam etmem, gelmiş buraya beni rahatsız ediyor, ne güzel. Sen bana baksana, eline silah almış. Senin tahsilinle insanlığa bir faydan var mı senin? Bana mı dedin amca? Silahlar hiçbir şey yapmaz, fikirler yapar. Senin fikrin ne, bana onu söyle. Benim fikrim falan yok, ben pek düşünmem amca. O adam değişik konuşuyor, bak onu bırak. Onu bırak da benimle hesaplaş, gücün yetiyorsa ya. Mermilerin bana hiçbir şey yapmaz. Bak diyor ki mermiler diyor bana diyor bir şey yapmaz diyor. Baya saçmalama. Bakalım yapıyor muymuş, yapmıyor muymuş, anlayacağız. Dur, ateş etme ama. Al işte, bilemedin, yapıyormuş. Elindeki silah. Düşünceleri kadar acıtmadı evlat. Düşünce diyor ki, elindeki silah diyor, düşüncelerin. Profesör vurdu. Profesör, sakın bir şey olmasın bak. Sen amma keriz adamsın, yendim onu. Elin cahili profesörü vurdu la. Profesörün bana verdiği şeyleri kullanacağım. Bu evden çıkabileceğim böylece. Silahıma susturucu takacağım. Gelin buraya. Merdiven koyacağım şuraya. Şimdi boyumu küçültüp dışarı çıkacağım. Küçülelim. Çıkalım şuradan. Neredesiniz? Gelin buraya. Burada iki kişi var. Aşağıya atlayacağım. İndireceğim bu kerizleri. Köyünü hale getirmişler. Şunlara bakın. Güzel, kerizin arkası dönük. Göremez beni. Bunu şimdi indireceğim. Biraz yakınlaşalım. Bu ne lan? Mahmut, bu ne? Ne oldu? Ne var yine Mahmut? Bir dur la. Mahmut, yerde küçük bir şey, böcek de değil. Üstüne basıp ezeceğim onu. Hayır, ezemeyeceksin. Büyüyelim. Sen yukarı bak istersen. Al bakalım. Dur la, kıpraşma la. Yanlış kişiye bulaştınız. Üzgünüm. Gelin buraya. Şuna bakın, bütün evlerin çatısına tuvaletlerini yapıyorlar içine. Hepinizi de böcek gibi ezeceğim. Patron nerede? Siz de alın. Şununla gidip konuşacağım. Gidelim. Ben geldim. Söyle bakalım, patron nerede? Abi patron gitti, mekana gitti. Abi çok uzakta, gidemezsin. Biraz daha büyütebilirim kendimi böyle. Buradan her yeri rahatça görebiliyorum. Orada bir şey var, o ne? Gidelim hemen. Gördünüz mü? Geldim işte, buradayım. Şimdi içeriği kontrol edeceğim. Açalım şurayı. İçeride kimse var mı? İçeride birileri var. Bu patron değil. Patron nerede? Patron diğer mekanda abi. O zaman siz beni neden oyalıyorsunuz ki? Büyüyeceğim. Tamamdır. Bakın şimdi 3 saniye bile sürmedi, buradayım. Orada görüyor musun? Karınca gibi adamlar var. Onlar Neler? Benim, ben. Abi ne olur abi, ben yapmadım abi. Ne oluyor? Patron yine çocuk gibi ağlıyor la. Vallahi dedim, Mahmut planladı. Beni alakadar etmiyor. Nasıl olsa ikinizi de temizleyeceğim böyle. Evimin içerisi adamlarının tuvaletiyle doldu. Her şeyi yapacaktın ama bunu yapmayacaktın. Ama şimdi böyle ağlarken de olmuyor ki. Bebek gibi ağlıyor la. Evet, bugün köye gelen suçlar köydeki bütün evleri hapishaneye çevirdiler. Profesörün yaptığı icat sayesinde o evden kurtuldum. Eğer bugün suçlardan aldığım intikam ve profesörün icadını sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer buradaki obsidyenlerle köyü güvenli kalenin içerisine almamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.
Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.